Ve BBC'de değerli izleyiciler güzel bir analiz yayınlandı. Ona bakalım. Hani Bernard Lewy'nin meşhur bir kitabı vardı. What went wrong? Yanlış giden neydi diye. Bernard Lewy öldü. Batılı tarihçi, Yahudi. Özellikle Müslümanların niçin orta çağda bu kadar başarılı olan Müslümanların daha sonra nerede hata yaptığını sorguluyordu. O başlıktan minvalle BBC'de Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamayan Rus yordusu nerede hata yapıyor demiş ve bir NATO askeri yetkilisiyle konuşmuş. Rusya açık çetevlerine ulaşamadı muhtemelen nihayetinde de ulaşamayacak diyor o uzman değerli izleyiciler. Rusya'nın yıllık savunma harcaması 60 milyar dolar, Ukrayna sadece 4 milyar dolar ama buna rağmen e, niye başarılı olamadı? Çünkü Rusya tıpkı diğer birçok güçlü orduya sahip ülke gibi kendi askeri gücünü gözünde fazla büyütmüş olabilir diyorlar. Ve Putin'in bir zamandır Rus ordusunun modernizasyon programı için hırsla çalışıyor ve bu çalışmaların karşılığında ordusunun gerçekte olduğundan çok daha güçlü olduğunu düşünmüş olabilir diyor değerli izleyiciler ve İngiliz ordusundan üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Rusya'nın savunma yatırımlarının büyük bir kısmı nükleer kapasiteyi geliştirmek ve bu konuda deneyler yapmak için kullanılıyor. Buna hipersonik füzeler için yeni silahlar üretmek de dahil diyor değerli izleyiciler ve işgalin başlangıcında diyor Rusya'nın belirgin bir avantajı vardı. Sınıra gönderilen savaş uçaklarının sayısı Ukrayna'nın savaş uçaklarının 3 katı kadardı ve bu, bu sebeple birçok askeri uzman Rusya'nın havada hızlı bir üstünlük kazanacağını düşündü ama öyle olmadı. Ukrayna'nın savaş uçaklarına karşı yürüttüğü savunma bugüne kadar Rusya'nın manevra alanına kısıtlamaya yetecek kadar etkili olmadı diyor değerli izleyiciler. Ve batılı bir askeri yetkili BBC'ye verdiği demeçte Ukrayna'nın hava savunmasının güçsüzlüğüne güvendiği için Spes, Nas ve VDV gibi paraşütçüler göndermenin yeterli olacağını ve bunun... Ukrayna savunmasını saf dışı bırakacağını düşündü diyor. Ancak ilk günlerde Kiev yakınlarındaki Hostomel Havalimanı'na yapmayı planladıkları helikopterlerin yok edilmesi saldırısı geri terpli ve Ukrayna savunması saldırıyı püskürttü diyor ve bu arada Rusların moralinin son derece düşük olduğunu da söylüyor. Çünkü bir haftadır bu haftalardır Belarus'ta bekleyen askerler için üşüyorlar, yorgunlar ve açlar değerlendirmesinde bulundu. Tedarik ve lojistik sıkıntısı var. Çünkü amatörler taktik konuşurken profesörler lojistik çalışır. Eski bir askeri söylem bu. Amatörler taktik konuşurken profesyoneller lojistik çalışır diyor ve Rusya'nın bu savaşta lojistik üzerine yeterince düşünmediğine dair kanıtlar var diyor. Değerli izleyiciler, böyle bir analiz daha uzun yorumlar da var ama ben sadece kısaca bir kısmını size aktarmış oldum.